Pamuk Dede kanalından herkese merhaba. Bu videoda size akşam sefasını veya diğer adıyla gece sefasını anlatacağım. Neden akşam ya da gece sefası dendiğine gelince çiçeklerini akşam açar ve sabaha doğru da soldurur da ondan. Ve bunu biliyoruz diyenleriniz olacaktır tabii ki de. Muhakkak hepiniz biliyorsunuzdur. Ben tekrar etmeyi uygun gördüm. Akşam sefası çok çeşitli renklerde olsa da sarı, kırmızı, pembe ve beyaz renkleri çoğunluktadır. Aslında akşam sefası arsız bitki denilebilecek bir bitkidir. Çok çabuk çoğalabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle de bahçelerde daha çok tercih edilir. Ancak bu saksıya ekilemez anlamına gelmez tabii. Eğer saksı çiçeği olarak ekerseniz, rozet çiçeği videosunda anlattığım gibi saksılarınızın suyu çok tutmaması gerekir. Dediğim gibi çok kolay yetiştirilir akşam sefası. Her ne kadar çiçekleri akşam açıyor olsa da akşam sefasının güneşi çok sever. Ama çok aşırısını sevmez. Güneşli bir ortamda olması, yani günün herhangi bir zamanında güneşli bir ortamda olması iyi olur. Ayrıca akşam sefası suyu da çok sever. Onun da fazlasını sevmez. Yani kendisi arsız olsa da her şeyini dengede ister. Toprak seçmez. Akşam sefası ilkbahar başlangıcından kışa kadar çiçek açar ve bunu her akşam yapar. Sabaha kadar da siz bu çiçekleri izleyebilirsiniz. Eğer kışın saksıda yetiştirdiğiniz bir akşam çiçeğiniz varsa kesinlikle çeşmeden doldurduğunuz suyla sulamayın. Çünkü bu soğuk olacaktır ve akşam sefasının köklerinin donmasına yol açacaktır. Suyu oda sıcaklığı haline getirdikten sonra akşam sefasını sulamayı deneyin. Böylece köklerini korumuş olursunuz ki kurumaz. Akşam sefasının genel olarak çiçeklerinin kokusu olmasa da bir iki türünün çok böyle keskin kokusu olduğunu belirtmeliyim. Ayrıca akşam sefasının ana vatanı Güney Amerika olmakla beraber şu anda neredeyse dünyanın hemen hemen her yerinde yetiştiriliyor. Herhalde bunun hızlı büyümesiyle bir alakası olsa gerek. Peki akşam sefası sadece göze hoş gelen bir çiçek mi? Evet, ama sadece göze mi hoş geliyor? Sadece göze mi hitap ediyor? Hiç faydası yok mu? Aslında var. Geçmişten beri kullanılıyor olsa da üzerinde çok fazla araştırma yapılmadı. Sadece son dönemlerde yavaş yavaş araştırmalar yapıldığı için faydalarını söylemeden önce her zaman önerdiğim gibi doktorunuza danışmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani öncelikle bir alerji kontrolü yapmanız gerekiyor. Bunu söylememin nedeni akşam sefasının henüz tam olarak faydalarının ne olduğu ortaya çıkarılmamış olabilir. Yani bildiğimizden daha fazla faydası da olabilir, size zararı da olabilir. Bunun doktor kontrolünde yapılması daha mantıklı geliyor bana. Peki akşam sefasının bilinen faydaları nedir? Eğer iştahsızsanız akşam sefası size iyi gelir, iştahınızı açar. Ayrıca adet düzensizliğinin çözümü olabilme ihtimaline sahiptir akşam sefası. Bir de ağrı kesici etkisi vardır. Ter atmak isterseniz şayet akşam sefasının terletme özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Ve müsil etkisi de vardır akşam sefanın, ama bütün bu etkilerinin köklerinin kullanılmasıyla olduğunu söylemeliyim. Dediğim gibi faydalarını bir tavsiye olarak alıp doktor kontrolünde kullanmalısınız. Ayrıca daha önceki videolarımda da söylediğim gibi bitkiler böyle hemen mucize yaratmaz. Etkilerini zaman içinde gösterirler ve dengeli ve düzenli kullanırsanız gösterirler. Ve yine az önce söylediğim gibi muhakkak ve muhakkak alerji kontrolünü yapmanız gerekiyor. Evet, göze hoş gelen, çok hakkında bilgi olmasa da, çok araştırma yapılmasa da faydaları da olan bir çiçeği anlatmaya çalıştım size bu videoda. Akşam sefasını veya diğer adıyla gece sefasını. Eğer videoyu izledikten sonra faydalı bulduysanız, böyle videoların devamı için abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, yorum yapmayı ve hatta arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın, sağlıkla kalın, sağlıklı yaşayın.